Arkadaşlar merhaba. Uzunca bir aradan sonra yeniden sosyal mecralar üzerinden kameraların karşısındayız. Niye öyle? Çünkü daha önce biliyorsunuz ana haber dedik TV52'de. Bazı eleştiriler olduğunda ya da bazı konular olduğunda oradan dilimiz döndüğünce cevap verebilme imkanımız vardı. Şimdi aradayız, yaz tatilindeyiz. Dolayısıyla da ihtiyaç duyduğumuzda YouTube üzerinden, sosyal medya üzerinden ancak kendimizi ifade etme platformu olarak buraları kullanabiliyoruz televizyonda bu işlerde çok fazla kullanmamaya da özen gösteriyoruz sonuçta kurumsal bir yapı ve orduların aslında birçok sorunla parmak basan en önemli kurumlarından bir tanesi Türkiye üzerindeki belki de en önemli kurumlardan bir tanesi yerel manadaki yerel ölçekteki markaların başında gelen bir kurum olduğu için bu konularda yani bireysel işlerimizde ya da basit konularda meşguliyet yaratmamak adına sosyal mecrayı tercih ediyoruz. Bir konumuz var, bir gündemimiz var. Daha doğrusu bize yapılan bir eleştiri var. Ona cevap vermek için aslında sosyal medyadayım. Bu videoyu çekiyorum. Ee, i̇nsanlarda bir tuhaflık var. Akıl almıyor bazen bu işleri. Ee, daha önce defalarca konuştuk. Ordunun bitmez çilesi var. 18 aydır devam eden bir imar sorunu var. Bugünlerde şöyle bir eleştiri var. Niye topa girmiyorsunuz? Yani niye TVdeki niye İsa Akçay bu konuda yorum yapmıyor, konuşmuyor? Çok para aldı, milyonları aldı o yüzden konuşmuyor. Böyle bir algı var sokakta. Ya insanoğlu bir tuhaf, herkes kendisi gibi zannediyor karşısındakini. Burada bir misyon üstlendim. Yani şahıs olarak söylüyorum üstlendim. Kurumu da çok karıştırmamaya özen gösterdim. Gerektiği zamanda kullandık, çok uzun boyunda kullandık. İstiyoruz ki memleketin yararına bir duruş sergileyelim. Hep yapılan işlerden memleket kazansın, millet kazansın. Tabii ki şahıslar da kazansın ama önce memleket kazansın. Şimdi beni eleştiren adamlar şunu hatırlamalı. Bu videonun bittikten sonra geriye doğru bir bakın. İsa Akçay ne konuşmuş bir yıl boyunca? Şimdi imar konusunda siz konuşmuyorsunuz, topa girmiyorsunuz diye bizi suçlayan adamlar. Eh, ah be kardeşim, eh be kardeşim. Ya ben aylarca anlattım burada. Memlekete ihanet ediliyor. Bu memleketin ırzına geçiliyor. Sıkıntı var dedim. Tam paylaşmaya korktunuz. Beğenmeye korktunuz. Şimdi beni suçluyorsunuz öyle mi? Yani biz suçluyuz şimdi. Hiç çıkmış ortaya adam gol atmış çocuk doğmuş. Suçlu biziz. biziz. Bu memlekette gerçekten facia düzeyde bir imar düzenlemesi yapıldı. Kıyaslayın. Enver Bey'in gitmesinin belki de sokakta tartışılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesiydi imar konusu. Yeni yapılan düzenlemede ne fark var? Yani ondan daha az, ondan daha az rantla konuşulabilecek hangi uygulama var? Kimsenin avukatlığını yapmıyoruz. Kimseye sıkmıyoruz da. Ama soruyorum. Belde otelde. 230 milyon maliyeti var orada ya. Evet güzel bir iş yapıldı, yıkıldı, tazminat ödendi. Duru Göl'de tam bir felaket. Az sonra anlatacağım size niye olduğunu. E, otel yerleri vardı Akyazı'da. Enver Bey'in verdiğinden çok daha fazlası verildi. O zaman bu imar planı niye iptal edildi diye sormak lazım. Ben daha önce çok konuştum. Yine söylüyorum Beğenmeye korktunuz ya. Alttan alt herkes birbirine attı. Belki yüz binlerce izlendi ama gitmesi gereken yerlere gitti. Benim için amacına ulaşan bir video oldu. Ama sonuç değişti mi? Değişmedi. Niye? Siz mecliste gittiniz, meclis komisyonlarında gittiniz. ihaneti gördüğünüz sadece sesinizi çıkartmadınız. Sami biraz cılız bir ses çıkartmaya çalıştı Sami Torun CHP'den. Onun da ağzını payını veriyorlar, susturuyorlar. Onun dışında kim konuştu? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Olgun abi, Olgun olacak bir paylaşım yapmış. Tüm toplumun canı yandı. Herkesin canı yandı. Herkes tepkisini bir şekilde dile getiriyor. Ya dedikodu masalarında, kendi aralarında ya da işte bazen sosyal medyada. Konuşmaya korkar bir hal aldınız. Kendi ekmeğinizi bile savunamıyorsunuz ekmeğinizi. Olgun abi yazmış orada. İki belediye başkanları sistem etmiş. Hem Hilmi Güler'e hem Aşkın Tören'e. Ama ben sosyal medyada sayfasının altına da yazdım. İmar komisyon başkanı kim de altın orada bu işler düzenlenirken aynı zamanda mimar olan Olgun Ocak. Büyükşehir'de imar komisyon başkanı hala kim? Aşkın Baş. Bu evlat, bu memleketin evlatları, bu ordunun evlatları. Peki siz o zaman konuştunuz mu? Büyükşehir'e gittiniz, farklı konuştunuz. Altın Ordu'ya gittiniz, farklı konuştunuz, arada kaldınız. Sonra iş Arap saçına döndü, işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Şimdi çıkıp hep beraber isyandasınız, bağırıyorsunuz, nara atıyorsunuz. Atalan Üsküdar'ı geçti. Bu saatten sonra kim ne konuşursa konuşsun boş. Çünkü alan aldı, satan sattı. Niye doğru bir duruş sergileyemediniz? Doğruları gördüğünüz halde niye duruş sergileyemediniz? Çünkü başkanlara yaranmak için uğraşıyorsunuz. Amacınız doğruyu tespit etmek değil. Doğruyu uygulamak değil amacınız. Amacınız yaranmak. 35 yaşındaki bir çocuğa yaranmak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde bu şehri pazarlayan ya da imar komisyonunda aşkın başta buna dahil bak söylüyorum. Eğer bu işlerin içinde varsa ki ben Ordu'da Ordu'lu birisi olmadan yani bu sahayı, bu zemini bilen, bu insanları tanıyan birisi olmadan bu işlerin olabileceğine ihtimal vermiyorum. Özellikle Duru Ben o sürecin birebir tanığıyım, yakınıyım, içindeyim. Yani nasıl olduğunu bilenlerdenim sonrasında çıktım tabii devre dışı bırakıldım ama başından nasıl geliştiğinin farkındayım biliyorum yani. Bu işler hep planlandı. Siz de hep beraber o değirmene su taşıdınız. Şimdi herkesin canı yandı, yanmaya başladı. Her köşeden ayrı bir ses çıkıyor. Ama biz burada günah keçisi ilan edilebilecek en son adamız. Ben demiştim kardeşim, ben vicdanen çok rahatım. Ben görevimi fazlasıyla yaptım. Ben konuşup millet para alırken, yani benim çıktığım yerlerden insanlar hemen doldurup faydalanırken, nimetlenirken, milyonları cebe indirirken ki hatırlayın. Orada Büyükşehir şey Belediyesi'nde İmar Daire Başkanı'nın benim çıktığım yere giren medya kuruluşuna sağladığı rantı hatırlayın. 25-30 milyon lira. Bilmiyorsanız da ben söylüyorum bak. 25-30 milyon lira. Diyorsunuz ya İsa para aldı, konuşuyor. Para alamadı, konuşuyordu önce Belgeyi gösteriyorum ya. İnsanlarda bir aptallık var. Ben anlamıyorum ya. Lan ben bu adamlarla çalışıyorum zaten. Resmi çalışıyordum. O adamlar, öbür adamlar kurumdan içeri giremiyorlardı. Çünkü burada bir güç varsa o güç benim. Kurumsal anlamda. Ben de çok şükür bu memleketin yararına çalışıyorum çoğunlukla. Çalışmaya gayret gösteriyorum. Öbür türlü olsa benim binde birim kadar güçlü olan adamlar bu memleketten nasıl rant kazanıyorlar elindeki güçle düşünün. Biz neler yaparız? Neler yaparız neler. Ama ben yediremiyorum. Yani bu memlekete yapılan işleri, atılan kazıkları yediremiyorum. Yediremediğim için de kendi çıkarımın ötesinde, kurumsal çıkarın ötesinde memleketin çıkarlarını düşündüğüm için herkese karşı karşıya gelmekte hiç tereddüt etmiyorum. Ve nitekim de geliyoruz. Bundan sonra da gelirim. Kimsenin de dediği önemli değil benim için. Benim için doğrular var. Değişmez doğrular var. Ben o doğrularla hareket etmeye devam ederim. Ama ama kardeşim biraz vicdanınız olsun ya. Biraz vicdanlı olun. Susuyorum. Adamlarla bir şey konuştuk. Evet bir araya geldik bir şey konuştuk. Dedik ki bak kardeşim bunlar hatalıydı. Anlaşıldı söylediklerimiz. Dediler ki bununla ilgili geleni yapacağız. Çekildik kenara bekliyoruz. Çünkü benim için paradan daha önemli. Var olan ee, uygulamalarda uygulamaları yaratan isimlerin bu şehre kazık atan isimlerin yok olması benim için kazanmaktan daha önemli. Kurumsal çıkardan çok daha öte. Birileri bunu kullanabilir. Kullansınlar kardeşim. Kullansınlar. Birileri bundan yani bizim bu çıkışlarımızdan rant elde edebilir. Etsinler. Birçok insan sokakta 5 kuruş karşılığı olmayan, çok daha ağır konuşacağım ama yine de seçim kelimelerimi, adam yerine konulmayan isimler serbest sahibi yapıldı. Değil mi? Hiçbir şeysi olmayan adamlar bu işlerden köşeyi döndüler. Biz bu kadar büyük bir gücü memleketin yararına sunacağız diye hala eleştiri sahibi eleştirokların ucundaki adam oluyoruz. Memleket kazanasını diye uğraşırken. O yüzden biraz vicdan sahibi olun. Yani konuşurken, eleştirirken tamam bir misyonumuz var ama alemin derisi de biz değiliz kardeşim. İnsanlar da biraz çapkalarını önüne koyacaklar. Bu memleket için fikir yürütecekler. Görüş beyan edecekler. Mücadele edecekler. Bizim yanımızda duracaklar en azından. Değil mi? Saf oluşturalım. Madem öyle çıkın. Ordunun yararına kim, nerede, hangi cemaati kurarsa kursun. Cemaat derken yani topluluktan bahsediyorum. Ben başında olurum. Kavga eden önde giderim. İstişare eden önde giderim. Sıkıntı yok benim için. Problem yok benim için. Ama mert olun ya. Mert olun. Milletten yana, memleketten yana mert olun. Üç kuruş fazla kazanacağız. İsa'nın kavgasından biz ne bağlanacağız diye uğraşmayın. Memleket büyürse, kazanırsa siz de kazanırsınız zaten. Hepimiz kazanırız. Hep beraber kazanırız. Ama memleket biterse, bak şimdi olduğu gibi, ranta kurban giderse birileri kazanır. Biz gün içinde kazanmış gibi görünsek de en sonunda hep beraber kaybederiz. O kapalı kapılar arkasında pazarlık yapan adamlar, bugün 25-30 kazansalar da, yarın öbür gün er birliğiyle mahkum olurlar yokluğa. O yüzden bir duruş sergilemek lazım. Müslüman gibi durup, Müslüman gibi yaşamak lazım. Sıkıntı dert yok. Geçtiğimiz günlerde bak bu olanlara istinaden. Adamlar dur göre satışa çıkarttılar değil mi? 2 milyar 200 milyon yazdılar ilana. 2 milyar 200 milyon. Kaça satmıştı buraya Enver Bey? 102 milyona. Kaç emsalle? 2,5 emsalle. Şimdi emsal 2'ye düşürüldü güya. Ama merdiven boşluklarından, asansör boşluklarından ve çekme kattan yaklaşık 3'e geliyor. Bu şartlarda adama imar verildi. Bu imarla adam maksimum Büyükşehir Belediyesi'nin 180 milyon tazminat ödeyeceği yani geri alsa orayı desek kardeşim imar vermiyorum. Meldo Otel'de yaptığı gibi ki Hilmi Güler yakışır bu. Geri alsa 180 milyon ödese demek ki orada Büyükşehir Belediyesi burayı yapsa o arsa 2 milyar 200 milyon ediyor. Etmesin 2 milyar 200 milyon. 1,5 milyar etsin. Değil mi? 1,5 milyar. Orası Ordu, ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bugünlerde yaklaşık 2 milyar borcu vardır. 2 milyar 2 milyarın üzerinde borcu vardır. Bir kere geçmiş borcunu kapatıyor mu arsa bedeli? Kapatıyor. Sonra üzerindeki yapıyı düşünün. Orada nasıl bir mimar var, e, emsal var, imar var ki çarpı 5 yapın 7,5 milyarlık yaklaşık ciro var. Bunun 2,5 milyarını düşün Maliyete yaklaşık 4-5 milyarlık para kalır. Ve ordunun 10 yıllık yatırım sorunu, mali bütçe sorunu ortadan kalkmış olur. Değil mi? Hesap kitabı ortada, matematik ortada atılan kazığın büyüklüğüne bakın. Paylaştım sosyal medyada, ortalık karıştı, ilan kalktı falan. Eyvallah, eyvallah. Bir sürü şeyler, açıklamalar geldi. Doğrudur belki, belki doğru da değildir. Bilmiyorum. Ama vatandaşlardan kaç kişi beğendi? Sosyal medyada kaç kişi beğenebildi? Kaç kişi bu kazığı gördüğü halde yorum yapabildi? Kaç kişi ey millet siz ne yapıyorsunuz diyebildi? Ben İmar Daire Başkanı ile ilgili burada kütü kütü anlattım değil mi? Belki talimat alıyordur adam. Belki talimat alıyordur. Aldığı talimatları uyguluyordur. Hala belki o yüzden görevinin başında. İnsanın aklına farklı şeyler gelmiyor değil. Çünkü beni yani bir yönetici olarak beni sokağa bu kadar düşürecek. Kim olursa olsun daire başkanı, genel sekreter, özel kalem kim olursa olsun. ikinci günü göremez o mesaide. Normal bir yöneticide herkes böyledir. Eğer görüyorsa bunun soruşturması gerekir. Daha önce de belediye başkanlıkları gördük. Şimdi de belediye başkanları var görev yapan. Hangisinin ekibinde bu kadar kendinden öne çıkan isimler var? Hangi belediyede belediye başkanından daha fazla konuşulan daire başkanları var? varsa burada bir problem var demektir. Yürütmenin başına bir adam olur. Altındakiler de verilen talimatı yapar, işini yapar. Yürütmeye ortak olmazlar. Fikir alıp fikir paylaşımında, fikir vermede sahayla entegre olamazlar. Kime olurlar en fazla? Nereye kadar ulaşabilirler? Genel sekretere, genel sekreter yardımcısına kadar ulaşabilirler. Normal düzende. Ama bu adamlar aktör. Ya pazarcılıktan krallığa geldi adam. 3 yıl boyunca iş bulamamış, 3 yılın sonunda gelmiş Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne altın çocuk olarak yerleştirilmiş. Milyonluk şirketin başına konulmuş. Sonra da seni sokakta milletin ağzına sakız yapmış. Ama hala o görevi yapan adam bugün görevde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde hala maaş alıyor. Görev yapıyor. İmar da öyle. Komisyon başkanları da öyle. O yüzden kardeşim verasıl, kısadan gidiyorum. Kendinize bir bakın. Önce kendinize bir bakın. Aynı eve bir bakın. Yani bir duruş sergileyemiyorsunuz. Kendi ekmeğinizi savunamıyorsunuz. İş başınıza düştüğünde, iş başınıza geldiğinde yani komisyonlarda karar verme mercilerinde kime yaransam, kime taklasam diye adamların her dediğine evet deyip altına giriyorsunuz. Sonra yumurta şeye geldi mi İsa niye konuşmuyor? Siz önce bir duruşunuzu düzeltin. Siz önce işe bakışınızı bir düzeltin. Siz önce ahlakınızı bir düzeltin. Siz önce millet, önce memleket demeyi bir öğrenin. Sonra bana gelin istediğinizi söyleyin. Ondan sonra gelin hep beraber mücadele edelim. Bunu da burada keselim. Sonra yeniden belki ihtiyaç hasta olursa bir video daha çekelim. Hoşçakalın.